Merhabalar arkadaşlar. 42. problemle devam ediyoruz. 42. problem daha önceden karşılaştığımız bir kavramla alakalı, üçgensel sayılarla alakalı. Üçgensel sayıların bize burada tanımını yapmış. Demiş ki n çarpı n artı 1 bölü 2 biçimindeki sayılar, yani örneğin 15, 5 çarpı 6'nın yarısı, 6 çarpı 7'nin yarısı, 7 çarpı 8'in yarısı. Bu şekilde devam ediyor. Üçgensel sayılarımız bu formatta. Sonra başka bir şeyden daha bahsetmiş. Bir kelimeye karşılık bir sayı üreteceğiz. Onu nasıl yapacağımızı anlatmış. Kelimenin bütün harflerine bakacağız. Onlar alfabenin kaçıncı sırasındalarsa o sayı harfin karşılığı olacak. Mesela burada S 19. sıradaymış. K 11. sıradaymış. Y de 25. sıradaymış. Bunların hepsini toplamış. Bu kelimenin sayısal karşılığına 55 demiş. Ve bu da T10, yani üçgensel bir sayıymış. 10 çarpı 11 bölü 2'ymiş. Sonra bize vereceği şey bir tane metin dosyası. Bu metin dosyasını indireceğiz. Bunun içindeki bütün kelimeleri okuyacağız. Bu kelimelerin hepsinin sayısal karşılıklarını üreteceğiz. Eğer karşımıza çıkan sayı bir üçgensel sayıysa adetlerini bir arttıracağız. Başka bir deyişle bizden bulmamızı istediği şey bu kelimelerin hepsinin sayısal karşılıklarını bulduğumuzda kaç tane üçgensel sayı vardır? Şimdi ben o metin dosyasını indirdim. Şurada duruyor. Bakın içinde böyle isimler var. A ile başlamış. Ability, able, about diye gitmiş. Oldukça büyük. Şimdi yapmamız gereken şey bu dosyayı okumak. İlk önce şöyle başlayalım arkadaşlar. Diyelim ki with open, dosyamızın ismi neydi? Onu bir kere ben bir yazayım. Pardon, yanlış bir şeye basmışım. With open dosyamızın ismini yazıyorum. Aynı klasörde olduğu için arkadaşlar sadece ismini yazmam yeterli. P042 alt tire words nokta txt diyeceğim. Bunu da as f diyeceğim. Arkadaşlar burada f, buna bir takma isim veriyoruz gibi. Artık ben f dediğim zaman bu dosyayı anla anlamına geliyor. Buraya kelimeler diyelim eşittir f nokta read. Yani bu dosyayı okuduk. İsterseniz size bu kelimeleri bir yazdırayım. Siz de görün. Bakın kelimeleri yazdırdık. Aynı şekilde var. Bu tek başına bir string dosyası. İsterseniz şöyle yapalım. String dosyası dedim daha doğrusu. Tek başına bir string. Bakın bu o kadar uzun metin tek başına bir değişken. String. Dolayısıyla ben ilk önce bunu teker teker kelimelere bölmek için şöyle yapacağım. Kelimeler eşittir diyeceğim. Kelimeler nokta split. Bunu virgül karakterine göre böleceğim. Bir de şimdi yazdırayım isterseniz. Print kelimeler diyeyim. Bakın artık bunların hepsi teker teker ayrıldı. Ancak başka bir problemim daha var. Bunların başında fazladan birer tane tırnak var. İlk olarak şunu da yapmamız gerekiyor. Bütün harflere bir sayısal karşılık getirecektik. Onu ben unuttum. Hemen import string diyeyim. Buraya bir de harfler diyeceğim. Harfler eşittir string nokta ASCII uppercase. Bakın şöyle yazdırdım. İsterseniz harfleri de yazdırayım. Bunun da ne olduğunu görelim. Bakın olduğu gibi bir alfabe buraya karşımıza çıktı. Şimdi bir de sözlük oluşturacağım. Sözlük eşittir. Sözlük olsun. Şu an boş olsun. For harf in harfler diyeceğim. Şimdi bu sözlükte her harfin karşılığına alfabede kaçıncı sırada olduğunu getireceğim. O yüzden ben buraya sıra eşittir 1 diyeceğim. Ve şunu yapacağım. Sözlük, bunun içindeki sözlükteki harfin karşılığı eşittir sıra olsun. Sonra
sıra artı eşittir 1 olsun. Yani şu anlama geldi. İlk harfim A'ydı. Sözlükteki A'nın karşılığını 1 yaptık. Sırayı 1 arttırdık. Bir sonraki aşamada harf B olunca sıra da 2 olmuş oldu. B'nin karşısına 2 getirdik. C'nin karşısına 3 getirdik gibi gibi. İsterseniz onu da yazdırayım. Print sözlük diyelim. Bakın evet, A'nın karşılığı 1, B'nin karşılığı 2, C'nin karşılığı 3, bu şekilde devam ediyor. Düşündüğümüz gibi oldu. Şimdi şu print ifadelerini kaldırıyorum kafamızı daha fazla karıştırmasın diye. Yani her şey şu an düşündüğümüz gibi oldu. Şimdi gelelim biz istediğimiz şeyi yapmaya, yani kelimelerin teker teker karşılıklarını bulmaya. For diyelim ki har kelime in kelimeler. Şimdi yapacağım işlemleri bütün kelimeler için sıralayacağım. Buraya bir toplam değişkeni oluşturacağım. Başlarken 0. Bütün harflerin karşılığını bu toplama ekleyeceğim. For harf in kelime diyeceğim. Toplam artı eşittir sözlüğün içindeki harfin karşılığı. Yani mesela harf A ise toplam 1 arttırılacak. Harf B ise toplam 2 arttırılacak. Bu şekilde kelimenin bütün harflerini gezdikten sonra oluşan toplam benim kelimemin harflerinin sayısal karşılıklarının toplamı olacak. Bunun da üçgensel sayı olup olmadığını kontrol etmem lazım. Onu da şöyle yapacağım. Üçgensel sayılar diye bir değişken oluşturacağım. Eşittir. Bu bir liste olacak. Bakın şöyle yapacağım. N çarpı N artı 1 sonra da bölü 2 for i in range. Mesela ne olacak? 1'den 30'a kadar olsun. İlk 30 üçgensel sayıdan daha büyük bir şey karşımıza çıkacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Şurayı tabii ki en yapmam lazım. Bu kavram size birazcık yabancı gelebilir. Bir iki video sonra sıfırdan Python serimizde bundan bahsetmiş olacağız. Hatta belki siz bu videoyu izlemeden önce onu izlemiş olabilirsiniz. Evet, bunu yaptığım zaman benim kelimemin sayısal karşılığı ortaya çıkacaktı. Eğer bu sayısal karşılık, yani toplam in, bunu da listelerde öğrenmiştik arkadaşlar, üçgensel sayılarda varsa, yani bu toplam bir üçgensel sayıysa, şuraya bir de adet değişkeni oluşturmalıyım. Adet başlarken 0 olacak. Burada adeti 1 arttıracağım. Yani bir tane üçgensel sayı yakaladık. Adeti 1 arttırdım. Dolayısıyla bunun hepsi bittiği zaman adeti yazdırırsam, oldukça hızlı yaptım. Eğer bir hata olmadıysa bakalım, size bir daha tekrar edeceğim. Evet, bir problem olmuş. Evet, şöyle bir şey yapmayı unuttum arkadaşlar. Şu kelimede bir problem olacak. Kelime eşittir. İsterseniz size şunu bir yazdırayım şurada. Hata vermeden önce bu kelimeyi bir yazsın. Bakın, kelimeyi yazıp hata verecek. Evet. Bakın, kelimeyi yazdı. Kelime A, ancak bunun tırnakları da var. Dolayısıyla bizim bu tırnakları alfabemizde tanımlamadığımız için bunların bir sayısal karşılığı yok. Sözlüğümüzde buna ulaşmak istediğimizde hata alıyoruz. O yüzden ilk önce bu tırnaklardan kurtulmamız lazım. Onu da şöyle yapabilirim. Bakın, kelime eşittir. Kelime 1, 2 nokta üst üste, eksi 1. Yani birinci indeksten başlayacağım. O sıfırıncı indeksteki tırnağı atlayacağım. Ve en sonuna kadar gideceğim. Ancak bu dilimlemenin bir özelliğiydi. İkinci sınırı dahil etmiyordu. Yani en son karaktere gelmeyeceğim. Dolayısıyla ilk baştaki tırnağı ve en sondaki tırnağı atlamış olacağım. Şu print'i kaldırıyorum, yoksa çok kelime yazacak.
Bir daha çalıştırırsam, evet bakın adet değişkenim 162 oldu. Gelip buradan cevabına bakıyorum. Gerçekten de sayısal karşılığı üçgensel sayı olan 162 tane sayı varmış. Yine alıştığımız gibi küçük bir tekrar yapıyorum. Burada yaptığım şey string modülünü import ettim. Onu sadece büyük harfleri elle yazmaya üşendiğim için import ettim. Elle de yazabilirdik. Burada dosyamı okudum ve oradan okuduğum içeriği kelimeler değişkenine atadım. Sonra o kelimeler değişkenini virgüle göre böldüm. Bu bana bir liste döndürdü. Bütün virgüller bir ayraç görevini gördü. Sonra bir sözlük oluşturdum ve o sözlükteki bütün harflerin karşılığını, onu şurada yaptım. Bütün harflerin karşılığını sırayla 1, 2, 3, 4, 5 diye belirledim. A'ya 1 geldi, B'ye 2, C'ye 3 geldi. Ondan sonra burada üçgensel sayıları içeren bir liste oluşturdum. Ve ilk 30 üçgensel sayıya arkadaşlar ihtiyacım olduğunu düşündüm. Çünkü ilk 30 üçgensel sayı, 30.sü zaten oldukça büyük. Ondan daha büyük bir kelime gelmeyecektir diye düşündüm. Sonra arkadaşlar yapmak istediğim şey şu. Kelime dedim. Bütün kelimeleri gezdim. Kelimelerin başındaki ve sonundaki tırnaktan kurtuldum. Çünkü birinci indeksten başladım. En sona kadar gittim ama en sonuncuyu dahil etmedim. Burası kelimelerdeki tırnaklardan kurtulmamı sağladı. Bu kelimenin toplamını sıfır olarak tanımladığım yer. Sonra kelimenin bütün harfleri için toplamı o harfin karşılığı kadar arttırdım. Şu döngü bittiği zaman kelimenin harflerinin sayısal karşılıklarının toplamını bulmuş oldum. Ve eğer o toplam üçgensel sayılar listesinde varsa, yani bir üçgensel sayıysa, üçgensel sayı adedini bir arttırdım. Dolayısıyla bu döngü bittiği zaman, çünkü bakın ben bunu burada for kelime in kelimeler diye başlamıştım. Bütün kelimelere bunların hepsini uyguladım. Bütün kelimeleri kontrol ettikten sonra bu adet değişkenimde kaç tane üçgensel sayı varsa onun bilgisi tutuluyor. En sonunda da bunu çalıştırdım. Bakın oldukça kısa sürede bana 162 dedi. Evet arkadaşlar, biraz daha hızlı gittim. Dediğim gibi artık, çünkü bu 41. probleme geldik. Buradaki birçok adımı artık eğer sırasıyla izlediyseniz öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Sizleri daha fazla sıkmamak adına bütün adımlar üzerine uzun uzun konuşmadım. Evet, bu da böyle bir problemdi arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.